kayınvalidemin öyle çocuk sevdiği falan da yok. Sevse bir kere torunlarını sever. Öyle torunlarına da bir düşkünlüğü yok ayrı. Aa, nasıl yani? Kayınvalidem sırf para için çocuk bakıyor arkadaşlar. Bunu kayınvalidem bilerek yapıyor. Yoksa yani kayınvalidem çok para göz bir kadın yani. Sırf ondan dolayı yapıyor. Vallahi bakmayın kayınvalidemin böyle çocuk bakıp paralar aldığında. Kreş açacak parası var onun. Kreş açacak. O derece. Aa Başak. Benim diyor kayınvalidem asla torun sevgisi bilmez. Bunları para için getirmiş. Asla çocukları sevmiyor diyor. Ne? Ya sen kendi torununa bakmıyormuşsun. Para için komşularınkine atmışsın. Bacak. Ay elini vicdanına koysun Allah aşkına Başak ya. Başak diyor. Bak ne diyor, git dinle. Kızlar ya doğum yapacağım. Beni bırakıp Rize'ye kaçtı ya. Ciddi yani? İnanılır gibi değil vallahi. Senden ayrılmaya nasıl yani? 9 aya kadar buradaydı, son haftalarında falan ya mı gitti? Ya ben zaten 7 aylık doğurdum. Yani erken doğdu da beni bırakıp kaçtı gitti. Planlı yani ben, gitti. Evet hamileyken ne aradı, ne sordu, bir şeye ihtiyacım var mı demedi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika kızlar, gerçekleri anlatıyorum ya. Doğumda da bırakmışsın kızı, kaçıp gitmişsin. Kız yok öyle bir şey. Ay Allah aşkım. Hanım yani ne ya. Desen hep arkası. Yok ya öyle bir şey. Ben nasıl bakmam torunu? Canıma gelirim ben onlar için ya. Başak! Kız Başak! Ben senin çocuğunu sevmiyor muyum Allah aşkına? Ben torunlarımı sevmez miyim? Anne seviyorsun ama hani ben pek göremiyorum açıkçası. Sen ne? Ayrımcılık da yapıyorsun. İlk torun son torun olayım var ya anne. Hayır bak inkar etme anne, kendi ağzınla söylüyorsun. Ne dedim? Anne torununu çok seviyordun da madem öyle. Neden parayı, doğum parasını vereceğim diye kaçtın Rize'ye hemen? Kız ben nereye kaçtım? Rize'ye kaçtın anne. Bak kanıtlarım anne, inkar etme. Allah aşkına her şeye beni kötülüyorsun. Oy sen nasıl bir gelin oldun çıktın Allah aşkına buraya. Hiç anne. Öyle bir şey yap. İnkar aklını etme. Aklını başına. Anne inkar Allah etme. Allah Allah. Artık yeter ya yeter. Başak bir şey söyleyeceğim. Sen 7 aylık doğum yaptıysan kadın nereden bilsin senin erken doğum yapacağını? Ben de o kısmına takılmıştım. Evet aniden oldu ama kayınvalidem hiçbir şekilde şey yapmadı. Para gönderecekti. Ben senin doğumuna yardım edeceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yok. Ya Allah'ın aşkına Züleyha Hanımcığım, doğum parasını kayınvalide verecek diye bir şey mi var? Tabii ki verecek. Niye gelinlerin dediği doğru da kayınvalideler yanlış oluyor? Hayatım sonuçta soy sürüyor ya, hep siz diyorsunuz ya. Ama işte oğlan bilmedi ki soy sürsün. Ne olursa olsun oğlana kızı mı var? Karı koca kendini maddi olarak da manevi olarak da güvenmiyorsa çocuk yapmayacak. Anne baba nereye kadar? Kayınvalide, babaanne, anneanne nereye kadar? Hayatım bu dünyaya çıplak geliyor ya torunlarımız. İlk önce biz donatacağız. Ondan sonra aile ona bakacak. Çıplak geliyor dünyaya. Ya kızlar bu abartıyor. Gerçekten neyi? Abartıyor. Benim Rize'deki evi o anda su basmıştı. Benim apar topar gitmem gerekiyor. Beni bile bir erken dolduracak bu. Hayatım banka var, IBAN var, o var, bu var. Tamam da. Ya istediğin şekilde sen bu gideri karşılayabilirdin. Sen ne su bastı, göl geldi, çay bitti, çay zamanı. Hep bir bahanen var. Ne zaman Başak bir şey söylese... Şimdi onları da kanıtlar biliyor pardon, musun pardon, sana? Pardon burada bir şey müdahale etmek istiyorum. Kanıtlar yani Başak'a güveniyorum. Ya bir kere de dinler misin lütfen? Dinliyorum kadın tabii ne diyor? Ki. Doğuma vardı diyor, erken doğum yapmış. Bazı hastanelerde biliyorsun değil mi? Önce işlem yapıp parayı ödüyor. Tabii ki kanıtlayabilir. Yani sen kayınvalidine güvenerek de çocuk yapamazsın ki. Ya evet yapamam kendini ama. Kendini ona göre ayarlaman lazım. Bak yapamam hastanede, tamam ama. Hastanede birine ihtiyacın varsa ya başka birini tutarsın yani. Annelere güvenerek bu iş Zeynep, olmaz ki. Zeynep ben ona güvenerek yapmadım tabii ki de. Ama insan verdiği sözün arkasında da durur yani biraz. Ya o kadar ileri gidiyor ki çocuk prematüre doğdu diye kalktı beni suçladı kadın ya. Daha neler ya. Gerçekten daha neler. Mi? Evet. Hanife teyze gerçekten bu kadar da acımasız olamazsın. Başak bana bak bana. Çocuğu benim yüzümden prematür doğurdun değil mi? Sen kendi mesleğemedin, yemedin, içmedin. Onu ye dedim sana yok, bunu ye dedim sana yok. Gene beni suçluyorsun. Hanife teyze sen şaka mı yapıyorsun?
Erken doğumun yediğiyle içtiğiyle ne alakası var? Anne sen hamileyken bana yaşattıklarını bir hatırla istersen. Ne? Ben sana gene başladı. Ben sana düşük tehlikem olduğunu söyledim. Sen benim üzerime yürüdüğün günleri bir hatırlasana. Hatırla anne. Bir geçmişe bir dön istersen. Dinlerim. Hamileyken benim üzerime yürüdüğün günleri hatırla. Ne? İllallah artık yeter ya Başak yeter. Ne söylesem inkar ediyor. Ay Başak lütfen şaka olduğunu söyle yapmadı değil mi böyle ne şey? Ne söylesem inkar ediyor. Yani... Sen onun üstüne gelmişsin yürümüşsün. Sen bana neler yaşattın diyor. Kız zaten ben buraya durmuyorum ki doğurduruz. Gelirsen bir iki hafta kendi kıtlanır odaya yatar aşağı. Ben de evi temizlerim ederim yaparım. Ne yürümesi kız Allah aşkına. O der. Gelin milleti abartıyorlar da abartıyorlar. Abartıyorlar. Böyle olmaz. Kızlar kayınvalidemin doğum gününde yorgun argın ben buradan eve gittim. Biliyorsunuz dinleniyoruz. Ertesi gün çocuğun okul işleriyle ilgilendim. Evet. Karşıya indim. Ya ben o gün kendi ellerimle eve geldim. Öyle bir kutlama yapayım dedim. Bir pasta hazırladım ona. Evet. Ama kalktı onu bile beğenmedi. Ya sen kendine güzel bir doğum günü partisi mi bekliyorsun? Yapabildiğim bu. Şimdilik bu. Ben ona çok güzel bir sürpriz. Çok yakın zamanda yapacağım zaten. Ya kayınvalidem o kadar memnuniyetsiz ki onu bile beğenmedi. Şimdi nasıl bir sürprizdi? Ben ya eşim çekti zaten. Şimdi yönetmenim hazırsa verir misiniz? Göndermiştim. Ha nereci değilsin bu? Ha dur abi ne mumu yok mu abi ne yapıyorsun? Ya gelmiş. Ne mumu ya? Nasıl ne mumu? İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. Bu ne? Pasta? Nasıl pasta? Kendi ellerimle yaptım. Senin için uğraştım. Bugün bütün günümü buna verdim. Bugün bütün çarşılara geziyorsun. Alıp gelseydi ben doğurduruz bir pastada. Bu nedir? Niye anne? Kendi el yapımı daha güzel bir şey değil mi? Kendi emeklerimi. Bunu mu layık gördüm? Al iste. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Herkes izlesin görsün. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Akif sen de oğlumun alet oluyorsun. Hadi git. Doğum günü bile kavgayla sonlanıyorsun. Bir şey söyleyeceğim Başak. Sürpriz deyince ben de böyle çarşalı bir pasta, mum, ne bileyim o neydi o fışkıranın adı. Onlardan falan bekledim kız bari. Onu ya, sen mi yaptın ben pastayı? Ben yaptım kendi ellerimle yaptım kızlar. Ama yani, niye bu kadarcık bu? Elemeği göz nuru yani ya daha ne oldu da görünmüyor pasta. Evet Başak o konuda yani keşke onu yapacağına daha güzel bir pasta alsaydık. En azından kayınvalidenin gözünü boyamış olurdu. Öve öve bitiremediğin sürprizin bu muydu Başak? Ayrıca benim kayınvalidem o kadar büyük şaşalı bir sürprizi hak ediyor mu? Önce bir ona bakmak lazım. Ama burada sen kadını yükselttin eltinden çiçek geldi diye. Aynen. Ben de kutlayacaktım. Evet. Acele etti falan dedin. Yani bence buradan Halife teyze çok haklı. Bir de pasta pastaya bile benzemiyor yani. Hayır bari bir mum koysaydın ya. Ya ne yapayım mumum yoktu kızlar. Giderken mum olması gerekiyor. Yani sen kadına burada cimri para göz falan diyorsun ama sen de bayağı cimriymişsin yani. Kadından bir pasta hani de çikolatacık var bir pasta al yahu. Kızlar ekonomi kötü ne yapabilirim? Aa. Allah aşkına ya. Ne yapabilirim? Başak, o gün kızıma yani, zaten 5 bin liralık alışveriş yapmışım. Onu alamayacak kadar da paranın olmadığını düşünmüyorum. Tamam ben da. De gayet bilerek ve isteyerek almamışsın. Zaten eşine diyorsun ya ne mumu ya boş versene diyorsun yukarı çıkarken. Evet yani ne yapalım mum olmasına mı gerek var? Önemli olan el emeğiyle yapmak yani. Ben orada elimin emeğiyle ne güzel yapmışım. Kız elim tamam kendin yapmışsın güzel ama şu kadarcık pastayı nasıl yapmayı becerdin? Ve kayınvalide odasıyla mutfak arasındaki perde kapanıyor. Pasta mı, kek mi alay eder gibi. Hani büyük doğum günü sürpriz hazırlıyordu. Üzerine bir mum koymayı bile tenezzül etmemiş evet ya. Hadi Zülal savun şimdi başarı. Evet hayatım belki de doğum gününü başka zaman kutlayacaktı. Şimdi ne normal, alaka? Normal farkında mısın? Normal bisküvi pastasını çıkartmış. He. Çayın yanında getirmiş. Kayınvalidene her şeyi kötüye algılıyorsunuz. Bırakın düşün şu gelinlerin yakasından ya. O zaman öyle iyi ki doğdun demeyecek. Anne. Bisküvi yaptın, çayla yiyelim. Afiyet olsun demesi gerekir. İyi ki doğdun. Dalga geçmiş ya.
Başakçığım, sen kayınvalideni kızdırmak için, kışkırtmak için o pastayı bilerek yaptın. Süreyya Hanım, sen öyle diyorsun da o gün sabahleyin çocuğu bana bırakıp çarşı çarşı dolandı, gezdi. Doğum günümü olduğunu da biliyordu. Gelirken bir tane pasta alıp gelseydi de Allah aşkına. Ya Hanife Hanımcığım, tabii ki ben de buna iyi yapmışsın kızım. Öyle kızım, böyle kızım tabii ki demem. Ama üslup yanlışlığı var sizde. Üslubunuz yanlış olduğu için bu kadar oluyor. O üsluba bu kadar oluyor işte. Yani sizin yaptığınız yaklaşım yanlış. Orada ne üslubu vardı? Ya, her daim olan üsluptan bahsediyorum. Bir tek onun üslubundan değil.